İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ana Suriye Gençlik Birliği Genel Sekreterliği çağrısı. DNA testi yaptıran bazı Türkler Ermeni kökenli olduğunu tespit ediyor. WCIT 2019 Yerevan Forumunda 3. gün. ABD kongresmenleri Arsak'ı ziyaret etti. Mısır, Kıbrıs ve Yunanistan Türkiye'nin yasadışı ve kabul edilemez eylemlerini kınadı. Türk birlikleri Suriye sınırında yoğunlaşmaya devam ediyor. Ermenistan Cumhuriyeti tarafından sunulan Ergen kişerattı film Oscar ödülü listesine dahil edildi. Erkek egemen Türkiye'sinde kadın cinayetleri durmuyor. Ana Suriye Gençlik Birliği Genel Sekreterliği çağrısı. Hasaka eyaleti coğrafi bölgemiz ve anavatanımızın tüm kuzey sınır bölgeleri etrafındaki bu şüpheli gelişmeleri dikkate alarak Osmanlı saltanatının torununun tehditlerini göz önünde bulundurarak ve Suriye'yi sahte iddialar altında istila edip ele geçirme isteğini dikkate alarak kötü amaçlı sömürge hedeflerini göz önünde bulundurarak oradaki yerli Suriyelileri yerinden ederek onların yerine Erdoğan'ın emirlerini bekleyen binlerce yabancı paralı askerleri doldurmayı dikkate alarak bütün bunlara medyanın savaş naraları eşlik ediyor ki geniş bir kitleye yalan haberleri yayarak halk arasına karışıklık yaratmaktadır. Ana Suriye gençliği Suriye'nin Cezire bölgesinde ve yurt dışında yaşayan halkımıza bölge halkına karşı bir sonraki katliamları gerçekleştirmeyi amaçlayan bu aşağılık Türk müdahalesine karşı koymak için konumlarını birleştirme çağrısında bulunuyor. Yerel halkımızın uyanık olmasını istiyoruz. Çünkü artık bölündüğümüz yeter ve bu kötülükle mümkün olan her şekilde yüzleşmeye hazır olmanın zamanı geldi. Ayrıca yabancı ülkelerdeki vatandaşlarımıza bu ülkelerdeki yasalar çerçevesinde rol oynamaları için çağrıda bulunuyoruz. Erdoğan ve onun yardımcılarının yok edici planlarını engellemek için mevcut tüm araçları kullanmaya çağırıyoruz ve böylece vatanımızın halkını desteklemiş oluruz. Ahval adlı Liberal Türk web sitesinde analist Sibel Ekin'in yazdığına göre dünya çapında milyonlarca insanın yaptırdığı gen testi Türkiye'de yasaklı. Ancak yurt dışında bu testi yaptıran çok sayıda Türkiye'li var. Testin sonuçlarıyla kimi Kızılderili kökenini öğrenmiş, kimi de Ermeni ya da Yahudi olduğunu keşfetmiş. Makale hakkında daha fazla bilgiyi web sitemizden edinebilirsiniz. WBCIT 2019 Yerevan Konferansının son günü olan bugün de etkinlikler açısından zengindi. Gerçekleşen Blockchain and Digital Assets müzakeresinde konuşmacılar Arthur Avlonyan, Henry Aslanyan, Nikhil Nayab, Ot Vater ve Tom Trobridge söz aldı. Bundan sonra gerçekleşen finansal, teknoloji ve inovasyon tartışmasını teknoloji, toplum ve demokrasi tartışması takip etti. Temaların konuşmacıları Erik Brand, Matthew Feney, Christopher Marquine ve Serge Tankyandı. Konferansın sonunda UITE Müdürü Alexander Yesayan, Yvonne Chu ve Genel Sekreter James Point'in konuşma yaptığı bir kapanış töreni düzenlendi. Dün bir gala yemeği sırasında UITE icra müdürü Karen Vartanya'nın Dünya Bilgi Teknolojisi ve Hizmetleri İttifakı'nın Şöhretli Kişi Ödülünü aldığını hatırlatalım. Ödül Başbakan Nikol Paşinyan tarafından verildi. Amerika Birleşik devletleri Artsakh İlişkileri, Azerbaycan-Karabağ çatışmasının çözümü ve bölgesel süreçlerle ilgili çeşitli konular, Artsah Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığından yapılan açıklamaya göre, Bako Sakyan, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerin gelişmesinin Artsah'ın dış politika gündeminin en önemli doğrultularından biri olduğunun altını çizdi ve ABD'nin çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesindeki rolüne övgüde bulundu. Artah Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mas İsmailyan, Başkent Stepan ABD'li kongre üyelerini makamında kabul etti. Mailyan, kongresmenlerin özellikle Ermeni sorunuyla ilgili komisyonun çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesini desteklemek, bölgede istikrarı sağlamak ve güçlendirmek için gösterdiği çabaları ve ABD hükümeti tarafından artsaha maddi yardım sağlanmasını övdü. Mısır, Kıbrıs ve Yunanistan, Türkiye'nin Kıbrıs'ın özel ekonomik bölgesindeki yasa dışı ve kabul edilemez eylemlerini kınadı. Nüfus Ayemin aktardığına göre Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah Elsisi, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis ile Kahire'de bir araya geldi. Üç ülke liderlerinin zirvesinin amacı Akdeniz'in doğu kesiminde bir enerji ittifakı oluşturmak. Anastasiades gerçekleştirilen ortak basın toplantısında Kıbrıs'ın Türk saldırganlığını engellemek için mevcut diplomatik araçları kullanacağını belirtti. Türkiye'nin kendisinin ve Kıbrıslı Türklerin çıkarlarını savunduğunu belirterek Kıbrıs'ın özel ekonomik bölgesine sondaj gemilerini gönderdiğini hatırlatalım. Türk birlikleri Suriye'nin kuzey sınırında yoğunlaşmaya devam ediyor. Zırhlı araçların ve diğer silahların sevkiyatı Arti Haber Ajansı tarafından görüntülendi. Akçakale şehri girişinde yaklaşık 130 araçtan oluşan askeri konvoy kamerayla çekildi. Videoda çeşitli zırhlı araçlar, ordu kamyonları ve topçular görünmektedir. Daha önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın askeri birliklerinin barış kaynağı adlı bir askeri operasyonun başlamasını beklediğini bildirmişti. Hedefleri belli olan bir askeri operasyon. Türkiye uluslararası topluluğun sessiz desteğiyle hain ve suçlu politikasına devam ediyor. Komşu ülkelerin topraklarını işgal ederek oradaki yerli halklara karşı düşmanca politikalar izlemeye devam ediyor. Amerikan Film Akademisi Ermenistan Cumhuriyeti'nin Edgar Bağdasarya'nın Ergen Kişer Uzun Gece adlı film teklifini kabul ederek en iyi uluslararası uzun metraj film dalına dahil etti. Listede Ermenistan Cumhuriyeti tarafından sunulan film de dahil olmak üzere 93 ülkeden başvurular yer alıyor. Yönetmen ve senarist Edgar Bağdasarya'nın 1 saat 40 dakika süren Ergen Kişer adlı tarihsel drama filmi 3 yıl süren çekimlerin ve muazzam çalışmaların bir sonucu. 10 filmi içeren Oscar adaylarının kısa listesi 16 Aralık'ta yayınlanacak. Oscar 2020 adayları 13 Ocak'ta belli olacak. Oscar ödül töreni ise 9 Şubat 2020'de gerçekleşecek. Kadın cinayetlerini durduracağız platformu verilerine göre Türkiye'de 2019 yılının ilk 6 ayında 214 kadın erkek egemen zihniyetini gerçekleştirdiği cinayetlere kurban gitti. İşgalci saldırgan erkek egemen Türkiye'sinde son 3 yılda 932 kadın katledildi faşist gerici Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın 2016-2018 raporuna göre 216'da 301, 2017'de 350, 2018'de ise 281 kadın katledildi. Türkiye'de kadına yönelik şiddetin boyutları gün geçtikçe artıyor. Kadınlar Türkiye'de parlamentoya seçme ve seçilme haklarını 1934 yılında kavuşmuş olmasına rağmen aradan 85 yıl geçmesine rağmen katliamcı erkek egemen sisteminin hakim olduğu Türkiye parlamentosundaki oranı %17.4. Bu oranla Türkiye dünya ülkeleri arasında 118. sırada yer almaktadır. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Dünya Orkestrası Ermenistan adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.